Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Isı sıcaklık genleşme konu anlatım video serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz kaynama ile buharlaşma arasındaki farklara değineceğiz. Şimdi kaynama sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda sıvı kaynamaya başlar. Bakın burada belirttim. Yani dış basınç derken açık hava basıncından bahsediyoruz. Eğer sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşit olursa sıvı kaynamaya başlar. Tabii bu sıvı eğer bir düdüklü tencere gibi bir şeyin içerisindeyse o zaman da sıvının buhar basıncı düdüklü tencerenin içerisindeki havanın basıncına, ortamın basıncına eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlar. Buharlaşma ise bambaşka bir olaydır. Buharlaşma sıvının sadece üst yüzeyinde olan ve her sıcaklıkta gerçekleşebilen bir olaydır. Yani bir sıvının buharlaşması için illaki de 100 dereceye gelmesine, 200 dereceye gelmesine gerek yok. Sıvı 10 derecedeyken de buharlaşabilir, 20 derecedeyken de buharlaşabilir. Şimdi yaz günlerinde barajların su seviyesinin azaldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi barajlardaki su 100 dereceye gelerek mi buharlaşıyor? Hayır. 20 derecedeyken de su buharlaşabiliyor. O yüzden bu çok önemli. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilen bir olaydır. Fakat kaynama sıcaklığında buharlaşma maksimum olur. Yani kaynayan bir sıvının buharlaşması tabii ki çok yüksek olur. Yani maksimum buharlaşma kaynama esnasında olur diyebiliriz. Ve buharlaşmanın bir özelliği de sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. Kaynama neydi? Her sıvının kendine göre bir kaynama noktası var. İşte su 100 derecede kaynar, alkol 78 derecede kaynar gibi kaynama noktası ayırt edici bir özellik. Ve sıvının kaynama olayını yaşayabilmesi için her sıcaklıkta bu olay olmuyor. Kaynama noktası belirli sıcaklıkta gerçekleşen bir olaydır. Siz tencereye suyu koyduğunuzda su hemen kaynamıyor. Belirli bir dereceye sıcaklığı geliyor, o zaman kaynıyor. O zaman kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir dedik. Dolayısıyla kaynama noktası da ayırt edici bir özellik demiş oluyoruz. Kaynama süresince sıcaklık sabittir. Çünkü kaynama bir hal değişim olayıdır. Hal değişim esnasında da maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Kaynama sıvının her noktasında gerçekleşir. Yani buharlaşma gibi sadece yüzeyinde gerçekleşen bir olay değil. Sıvı kaynarken sıvının içerisindeki her yer kaynıyordur. Dolayısıyla buharlaşmayla kaynamayı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Devam edelim. Basıncın hal değişimine etkisi. Basıncın artması genellikle erime ve kaynama noktasını yükseltir. Neden genellikle diyoruz? Çünkü su, bizmut ve antimon gibi çok özel bazı maddeler var. Yani bunların sayısı çok değil tabii ki ama sonuçta birkaç tane madde tüm maddeler gibi davranmıyor. Ekstra değişik bir özelliği var. Bunların özelliği nedir? Bunların özelliği tabii biz suyu tanıdığımız için sudan örnek verelim. Bunların özelliği ısıtıldıklarında tüm maddelerin hacimleri büyürken su gibi bazı özel maddelerin ısıtıldığında hacmi küçülebiliyor. Örneğin buz katıdır, su sıvıdır. Normalde katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan daha büyük olması gerekirken buz suyun üstünde yüzer. Yani ekstra bir durum oluyor. Dolayısıyla su özel bir madde. İşte bu tür özel maddelerin farklı davrandığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi onu açıklamaya çalışacağım. Şimdi basıncın artması hiç istisnasız, yani su da dahil, bütün maddeler de dahil, kaynama noktasını ne yapar? Yükseltir. Yani su, örnek veriyorum, 100 derecede kaynıyorsa, eğer deniz seviyesinde 100 derecede su kaynıyorsa, siz yüksek bir dağın tepesine çıktığınızda açık hava basıncı düşer. Basıncın düşmesi de suyun kaynama noktasını düşürür. Çünkü ne dedim az önce? Örneğin 98'e iner. Yani basınç artarsa kaynama noktası yükselir, basınç azalırsa kaynama noktası düşer. Burada hiç kafamızı karıştıracak herhangi bir şey yok. Yani su da dahil olmak üzere bütün maddeler bu şekilde davranıyor. Fakat erime noktasına gelince biraz ortalık karışıyor. Çünkü erime noktasında su farklı davranıyor, diğer maddeler farklı davranıyor. Bakın burada anlattım. Ancak erime noktasında durum biraz farklıdır. Basıncın artması normal maddelerin erime noktasını yükseltir.
su gibi davranan, işte su, bizmut, antimon gibi maddeler için basıncın artması erime noktasını düşürür. Bakın farklı. Yani düşürür ne demek, yükseltir ne demek? Bakın burada anlattım. Basınç arttığında suyun kaynama noktası 100'den kaça çıkar? İşte 101'e, 102'ye çıkar. Erime noktası ise, erime noktası 0'dan daha düşük noktalara iner. Yani ne demiştim bakın burada? Su gibi davranan birkaç maddenin erime noktası düşer demiştim. Bakın 0'dan eksi 2'ye düştü ya da eksi 4'e düştü. Şimdi buna örnek olarak şunu verebilirim. Siz de aklınızda bunu tutun. Kar topu oynarken karı elimizde sıkıştırdığımız zaman kara bir basınç uygulamış oluyoruz. Ve basınç uyguladığımızda kar eriyor. Yani elimizde sıvılaşmaya başlıyor, değil mi? Eridiğini görüyoruz. Demek ki normalde hava şartları o karın erimesi için yeterli değil. Örnek veriyorum. Hava kaç derece? Diyelim eksi 2 derece. Eksi 2 derecede kar erir mi? Erimez. Çünkü 0 dereceye gelmesi gerekiyor ki havanın o erisin. Siz elinize kar topunu aldınız. Hava eksi 2 derece olmasına rağmen kar topunu sıkıştırdığınız zaman, elinizle basınç uyguladığınız zaman bir bakıyorsunuz kar topu eriyor. Demek ki kar topunun, yani karın erime noktası 0'dan nereye düşmüş oluyor? Eksi 2 dereceye düşmüş oluyor basınç arttığı için. İşte anlatmaya çalıştığım bu. Veya ayakkabıyla bir karın üstüne bastığımızda karın sıvılaştığını görüyoruz. Demek ki havanın normalde erime için kara yeterli bir sıcaklığı yok. Ama basınç arttığında erime noktası daha alt noktaya indiği için kar eriyor. Bunu en iyi bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ancak su gibi davranan birkaç madde hariç diğer maddelerde, yani genel maddelerde basınç arttığında hem kaynama hem de erime noktası yükselir. Normal maddelerde basıncın artması erime noktasını da kaynama noktasını da ne yapar? Yükseltir diyoruz arkadaşlar. Isının iletim yolları. Evet, ısı birkaç yolla iletiliyor. Bunları birazdan inceleyeceğiz. Isı her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru transfer olur. Bunu biliyoruz. Isının iletimi 3 farklı yolla gerçekleşir. Bunlardan birinci yol iletim yolu. İletim ne demek? Birbirine değerek ısının iletilmesidir. Yani katılarda olur. Atomların işte titreşimleri sayesinde ısının transfer edilmesidir. Katı bir maddeye verilen ısının atomların titreşim hareketiyle yayılması olayıdır. Atomik yapısı en sık olan, yani böyle en düzenli yapıda olan katılar olduğu için ısının iletim yolu en fazla kimde gerçekleşir? Katı maddelerde gerçekleşir. Katı maddelerin yapısı sık olduğu için evet çok etkilidir demişim. Yemek karıştırma kaşıklarının tahtadan yapılmasının nedeni budur. Çünkü demirin ısı iletimi daha yüksektir. Tahtanın ısı iletim hızı daha düşük olduğu için biz tahtayı tercih ederiz. Sıvı ve gazlarda tanecikler çok sık olmadığı için ısının iletim yoluyla iletilmesi daha sorunludur, daha azdır. Yani bu iletim yolu kimlerde popüler? Katılarda popüler diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci yöntem ısının konveksiyon yolu ile iletilmesi. Bu da akışkanlarda olur. Çünkü akışkanlarda moleküller hızlı hareket edebiliyor. Yani çok özgür moleküller. İşte ısınan sıvının öz kütlesi düşüyor ve sıvı yükseliyor. İşte soğuyan sıvının öz kütlesi büyüyor. Büyüdüğü için alçalıyor, bir döngü oluşuyor. Bakın burada anlatmaya çalıştım. Sıvı ve gazlarda tanecikler arası boşluklar fazla olduğu için tanecikler öteleme hareketi yapabilir. Yani ilerleyebilir. Sıcaklığı artan akışkanın öz kütlesi azalır. Burası çok önemli. Öz kütle azalıyor. Ve öz kütlesi azalan bir şey de ne yapar? Yukarı çıkar. Öz kütlesi büyük olan aşağı iner. Öz kütlesi küçük olan yukarı çıkar. Yükselir demişim. Öz kütlesi büyük olan ise alçalır. Dolayısıyla bu şekilde döngü gerçekleşir. İşte ısının bu yolla iletilmesine konveksiyonel yolla iletilmesi deniyor. Kaloriferlerin ve klimaların evlerimizi ısıtıp soğutması buna örnektir. Bakın kaloriferler evi ısıtması gerektiği için nereye yapılıyor? Alt taraflara yapılıyor. Yani tutup da kaloriferleri tavana yapmıyorlar, değil mi? Aşağı yapıyorlar. Sebebi ne? Kalorifer, şurada bir tane kalorifer düşünelim. Buradaki havayı ne yapacak? Şuradaki havayı ısıtacak. Buradaki hava ısınınca öz kütlesi küçülecek. Bu havanın öz kütlesi küçüldüğü için bu hava yukarı çıkacak.
Yukarıdaki havada daha soğuk olduğu için öz kütlesi daha büyük oluyor. Dolayısıyla öz kütlesi büyük olan havada aşağı iniyor ve ısı bu yolla ne olmuş oluyor? Evin her yerine aktarılmış oluyor. İşte konveksiyonel yol budur. Veya biz bir çorbayı karıştırırken hani böyle aktarıyoruz değil mi? Çorbayı alttan üste alttan üste doğru kaşıkla aktarıyoruz. Bu olayı yaparken de bizim aslında konveksiyon yoluyla ısının iletimini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu döngüye hız kazandırmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bir tane tencerenin içerisinde su kaynatırken nerelerin hangi iletim yoluyla olduğunu söylüyoruz. Bir kere ateş neyi ısıtıyor? Tencerenin metalini ısıtıyor. Metal de ısıyı sıvıya verdiği için metalden sıvıya iletim yolu nedir? Isının iletim yoluyla gerçekleşmesidir. Fakat sıvı içerisinde bir döngü gerçekleşiyor. İşte yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Hani öz kütlesi küçülen yukarı çıkıyor, büyüyen aşağı iniyor. Bu döngüden olan iletim yoluna da konveksiyon denir. Ve bizim alttaki ateşten dolayı ışık yayıldığı için, etrafa ışınlar atıldığı için ısının ışık yoluyla yayılmasına da ışıma yolu deniyor. Bu örneği de burada vermiş olalım. Şimdi gelelim ısının ışıma yoluyla iletilmesine. Bu yöntemin en önemli özelliği maddesel bir ortama ihtiyaç duyulmamasıdır. Yani güneş dünyamızı ısıtırken boşluktan da geçebiliyor ışınlar. Yani ısının ışıma yoluyla iletilmesi için ki buna radyasyon yoluyla da diyebilir. Testlerde belki karşınıza gelir. Radyasyon yolu da denir. Isının bu yolla iletimi için herhangi bir ortama ihtiyaç yoktur. Yani boşlukta daha iyi gerçekleşir. Fakat ısının iletim yoluyla ulaşması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bir oda düşünün. Odanın içerisinde soba var. Fakat odanın içerisinde hiçbir şekilde hava yok. Boşluğu alınmış bir oda. Siz buradasınız. Ne yapamazsınız? Sobadan ısınamazsınız. Çünkü ortamda hava yoksa soba havaya iletim yoluyla ısısını aktaramayacak ve ısı size ulaşamayacak. Fakat bu odanın bir tane penceresi varsa, içeride hava dahi olmasa, pencereden güneş ışığı ne yapar? Her türlü içeri girer ve buradaki adamı ısıtır. Buna dikkat edin. Güneşten gelen ışınlar dünyamıza hangi yolla geliyormuş? Işıma yoluyla geliyormuş. Işıma yapan cismin sıcaklığı arttıkça yaptığı ışımanın enerjisi de artar. Tabii bu siyah cisim ışımasıyla da ilgili bir olay. Fakat burada yeri gelmişken söylüyorum. Bir cisim ne kadar sıcak olursa yaptığı ışımanın enerjisi de o kadar fazla olur. Evlerde pencere sayısının arttırılması güneşten daha fazla yararlanma adına yapılır. Doğru. Evet, iletim hızı, ısının iletim hızı nelere bağlıdır? Mesela evin duvarı gibi düşünün burayı. Buradaki ısının iletim hızı nelere bağlıdır? 1. Duvarın kalınlığına bağlıdır. Yani bu delta x'e bağlıdır. Duvarın yüzey alanı yani böyle büyüklüğüne, şu yanlamasına olan kesitine bağlıdır. Çünkü ne kadar kesit fazla olursa ısı o kadar çabuk transfer olur. Ve en önemlilerinden birisi evin içerisindeki ve evin dışındaki yani T1 ile T2'nin farkına da bağlıdır. Şimdi hadi bunları maddeler halinde şey yapalım. Maddenin cinsine bağlıdır. Yani duvar demir mi, beton mu, tuğla mı, boşluklu mu, değil mi, bunlara bağlıdır. Yüzey alanına bağlıdır. Yüzey alanı arttıkça daha hızlı iletilir demiştim. Maddenin kalınlığına yani delta x'e bağlı. Fakat kalınlık arttıkça ısının iletim hızı düşer. Çünkü ne kadar duvar ince olursa o kadar çabuk transfer olur ısı. Bunu bilelim. İç ortam ile dış ortamın sıcaklık farkına bağlıdır. Sıcaklık farkı arttıkça, bakın burada belirtiyorum, fark arttıkça ısının iletim hızı da artar. Çünkü örnek veriyorum, evin içerisi 20 derece, dışarısı da 22 derece. Zaten pek bir fark yok. Dolayısıyla burada ısının iletim hızı çok düşüktür. Ama evin içi 20 dereceyken dışarısı -10 derece olsaydı evin içindeki ısı çok daha hızlı bir şekilde dışarı akardı. İşte buna da bağlı olduğunu söylemek istedim. Isı iletimi ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? İki ortam arasındaki sıcaklık farkı arttıkça ısının iletim hızı artar demiş. Doğru demiştim, bunu incelemiştik zaten.
İki ortam arasındaki tahta yerine metal kullanılırsa ısı iletim hızı artar. Çünkü metallerin ısıyı iletme hızı tahtaya göre daha fazla olduğu için bu da doğrudur. Isı iletimi olması için maddesel ortam şarttır diyor. Isının eğer ışıma yoluyla iletiminden bahsedersek maddesel ortama ihtiyaç yoktur. O yüzden ısı iletimi ile ilgili diyor. Yani bize hangi yöntemle ileteceğimizi söylemediği için ışıma yönteminde de maddesel ortama ihtiyaç duyulmayacağı için 3 numara yanlış olacak ve sorunun cevabı 1 ve 2 olacak. Evet, eşit uzunluktaki XYZ çubukları ikişer ikişer birleştirilerek uçlarına KLM mumları yapıştırılmış. Uçlarında özdeş ısıtıcılarla ısı verildiğinde önce K, sonra L, sonra da M mumu düşüyormuş. Şimdi mumların bu sıraya göre düşmesi bize bir anlam veriyor. Önce K'nın düşmesi ne demek? Isı önce K'ya ulaşmış. Önce K'ya ulaşmış. Sonra L'ye ulaşmış ısı. En son da M'ye ulaşmış. En son. Değil mi? Şimdi bunun nedeni buradaki XYZ metallerinin ısıyı iletme dereceleri. Yani kimi metal ısıyı iyi iletir, kimisi daha kötü iletir. Birinci sistemle ikinci sistemi kıyaslıyorum. İkisinde de aynı olan X var. O zaman X'leri almamın bir anlamı yok. Çünkü diyebilir miyim ki yukarıdakinin daha çabuk ısıyı iletmesinin nedeni X'tir diyemeyiz. Çünkü bunda da X var, bunda da X var. Demek ki bunun nedeni X değil. Bunun nedeni Y ile Z'nin farkı. Kimin ısısı daha çabuk iletilmiş? K'nın, değil mi? O zaman Y'nin ısı iletim hızı kimden daha büyüktür? Z'den daha büyük. Gelelim alttakileri kıyaslamaya. Şimdi ikisinde ortak olan kim var bu sefer? İkisinde ortak olan Z var. O zaman Z'leri çizdim. Bunlar dedim elenir. Bunlardan dolayı olmuyor bu olay. Kimden dolayı oluyor? X ile Y'nin farkından dolayı oluyor. Peki önce L mi düşmüş, M mi? L. Demek ki X Y'ye göre daha iyi bir iletken. O zaman X de Y'den büyük. Dolayısıyla sorunun cevabı X Y'den büyük, Y de Z'den büyük olarak bulunacaktır diyorum. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.